tablo maalesef olumsuz. Yani çünkü olumsuz derken bir anda seçimle düzelebilecek gibi de değil. Yani Türkiye'nin meselesi böyle konjonktürel veya anlık kötüleşen ve iyileşen bir durum değil. Kronik, uzun vadeli bir ekonomik oluşum süreci içinden geçiyor Türkiye. Şimdi asgari ücrete gelirsek, asgari ücreti yükseltmeleri olası değil. Bu birkaç sebebe dayanıyor. Birincisi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor tabii. Onu tartışmıyoruz. Ama o gelir dağılımının eşitliği ve adalet, eşitlik değil ama adaletiyle ilgili bir konu. Fakat gelir dağılımı kapitalist sistemde adil olamaz zaten. Yükler daima emekçilerin, emeklilerin dar ve orta gelir halkın üzerine düşer. Bu sistemin işleyiş tarzıdır. Onun için sisteme bakmak lazım. Burada iktidardan daha çok sisteme bakmak lazım. Şimdi asgari ücreti neden yükseltmeyecekler? Asgari ücret yükseltildiği zaman evet emekçiler biraz rahatlayacak. Fakat bundan yararlanan iş insanları asgari ücretin yükseltilen kısmını karlarından ödemeyecekler. Onlar da fiyatları yükselteceklerdir. Yani asgari ücret enflasyonu yapar lafı dolaylı yoldan düşünülmesi gereken bir olgudur. Çünkü asgari ücret yükseldiği zaman işletmenin maliyeti yükselmiş gibi algılar patronlar, şirketler, bütün hepsi. Dolayısıyla onu derhal tüketiciye ileriye yansıtırlar. Yani ürün fiyatları yükselmesi şeklinde karşında çıkar. Yani asgari ücretlinin yaptığı harcamanın enflasyonun etkisi ki buna talep yönlü enflasyon denir. Yani talebin oluşturduğu enflasyon denir ama burada ikinci durumda yani firmalar ücret yükseldiğinden dolayı kendi fiyatını yükseltmesi arz yanlı ve arz yönlü bir enflasyon olayını gündeme getirir. Dolayısıyla enflasyon olduğu sürece yani önleme paketi olduğu sürece asgari ücreti yükseltmeyeceklerdir. Türk ekonomisi verimsiz bir ekonomi. Türkiye çok ağır borç ödüyor aslında. Cari açığı yüksektir. Türkiye'nin devamlı yükseliyor. Yani bizim ithalatımız ihracatımızı fersah fersah aşıyor. Ama bu ithalatı yapmaya da mecburuz. Sadece bizim tükettiğimiz tüketim malları ithalatı değil bu. Sanayinin çalışması için ithalatın yapılması lazım. Dolayısıyla böyle bir cari açık sorunumuz var. Bunun sebebi nereden geldi? Bizim sanayimiz verimsiz bir sanayidir. Yani bu sadece AKP'nin hatası değil. AKP ciddi işler yapmadı, doğrudur. Hatta 2000 programı Türkiye'yi bir sanayisizleştirme programıdır. Bu amaçlanmıştır da aslında. Ama aslında bu gerilik ta geriden, eskilerden de geliyor. Yani geçmiş dönemlerden de gelen bir sari hastalık, süre gelen bir kronik hastalıktır Türkiye'nin hastalığı. Bunun için çok ciddi, uzun vadeli bir plan yapmak lazım. Israrla bunu uygulamak lazım. İnatla, ısrarla uygulamak lazım. Ama bunu hiçbir siyasi iktidar yapamaz öyle uzun süre. Halktan oy alan bir iktidar, demokrasiye dayanan bir iktidar, burjuva iktidarı bunu yapamaz. Bir kere önce burjuvaziye bakar, yani sermayeye bakar. Kaynak aktarmaya bakar sermaye. Sermaye de kaynak aktarıldıkça verimliliğe falan şey yapmaz, önem vermez. Çünkü zaten kaynak geliyor. Sermaye ne için? Böyle halk için çalışmaz ki sermaye, kapital. Halk için çalışmaz. Ne için çalışır? Kendisini büyütmek için çalışıyor. Hükümet durmadan vergi istisnası sağlayarak, vergi avantajı sağlayarak bunu büyütüyor. O zaman niye verimliliği artırsın ki? Zaten politikanın tersliği buradan kaynaklanıyor. Bu yanlış bir politika. Bu bir ekonomik politika değil. Bu bir burjuvazinin yani sermayenin devleti sömürme politikasıdır bu aslında. Her iktidar bunu Hitler de vaktiyle öyle yapmıştır. Hatta İngiltere de yapmıştır. Bir düşman gösterir, bir olay gösterir. O olay etrafında projesini geliştirir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün mesele gösterdiği olay veya düşman aslında halkla bütünleşmesi lazım. Yani eğer halkla bütünleşemezse, bütünleştiği zaman iktidarın bu ortaya attığı olay etkisiz olur ve iktidar çöker, başarısız olur. Ama eğer bu bütünleşmezse, halklar arasındaki zıtlaşma sürdürülürse eğer bu yanlış bir şey, hükümet bunu da biraz neyse kayyum ataması yanlıştır. Halkın iradesine müdahaledir. Bakın İsviçre 3 dil kullanıyor. Ama dünyanın en zengin fert başına gelir. Hiçbir kimsenin öyle bir derdi yok. Amerika'ya baktığımızda eyaletlerden oluşmuş vaziyette. Hepsinin ayrı bayrağı var. Hepsinin ayrı bir anlamda ulusal marşı gibi marşları var, anlatabiliyor muyum? Ama kimse ayrılmıyor.
Çünkü zenginliğe gider herkes. Türkiye'nin temel sorunu kaynak üretememesidir, zenginlik üretememesidir. Zenginlik üretildiği zaman aslında bu sorunlar çözülebilir. Türkiye ne zaman varsıllaşırsa, zenginleşirse bu sorunlar, yani Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu meselesi, hatta Kürt meselesi vesaire, bunun hepsi bir anda çözülebilir gerçekten. Ve bunun çok ciddileşilmesi lazım. Ya bu AKP'ye bırakılacak bir iş değil. CHP'ye bırakılacak bir iş değil bu. Onun için AKP de çözemez. Yani bugün AKP kalktığı gibi Kürt halkımızı işte şudur budur, halkın tepkisinin bilinmesi lazım. Yani onun işlenmesi lazım, anlatabiliyor muyum? Hem Kürt hem de Türk halkının falan. Halkın genel refah düzeyi ve özellikle alt kademede, yani emekçiler, emekliler veya dar gelirler çok fazla kısa sürede düzelmeleri mümkün değil. Yani biraz düzeltilebilir. Şu anda tek yapması gereken hükümet sermayeye çok ağır vergi, bir servet vergisi gibi vergi salmak istemesi ki istemiyor. Çünkü kaçarlar diye korkun. Ama müthiş bir vergi avantajı sağlıyor. Yani kazanç üzerinden belirli miktarda vergi alması gerekirken almamaya, buna vergi harcaması denir maliyede. Alması gereken vergiyi almıyor. Ve bu önemli bir miktarda. Birkaç yüz milyarlara falan gelmiş vaziyette Türkiye'de. İkincisi, kamudaki israf, kamuda çok büyük israf var. İsraf boyutunun mutlaka önlenmesi lazım. Yani böyle bir Batı ülkelerinde devlet başkanlarının dahi, ondan sonra çoğu zaman bisikletle gider gelir bırak, hadi o kadar bırakalım. Hani birer araba neyse, ama yani böyle bir konvoy olmaz. Bu biraz abartıya kaçıyor. Meşhur saray meselesi, bu biraz abartıdır hakikaten. O kadar bugün eğer Beyaz Saray'dan bile, ki bütün dünyayı yöneten Beyaz Saray daha büyükse, daha fazla harcaması varsa bunun dikkatli incelenmesi lazım. Bunlar ama şu anda siyasilerin çözebileceği şey, bunlar kanunla çözülebilecek şeyler. Nasıl işçi, emekçilere ücretlerinin azaltılması bir anlamda onları yeni eylem, bilinçlenme imkanı sağlarsa, siyasetin böylesine yozlaşması halkımıza umuyorum ve diliyorum bir bilinçlenme olanağı sağlasın.